Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere susuz asma yaprağı nasıl hazırlanır, kış için nasıl saklanır sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler asma yapraklarını kış için nasıl saklıyorsunuz merak ediyorum. Yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibi alabilirsiniz. Tarifimiz için öncelikle asma yapraklarını üst üste videoda görüldüğü gibi dizip hazırlıyorum. Bu şekilde dizdikten sonra bir tepsi üzerine veya bir sofra bezi üzerine alabilirsiniz. Bir gece bekletecekseniz mutlaka böyle açıkta bekletin. Pazardan diyelim ki yapraklarımızı aldık getirdik. Yapraklarımızı kesinlikle poşetinde bırakmıyoruz. Poşetten çıkaralım. Eğer çıkartmazsanız yapraklarınız hava almazsa üzerinde yaprakların yanıklar oluşabilir. Ya bir sofra bezi üzerine ya da bir tepsi üzerine böyle yayarak koyun ki yapraklar hava alsın. Yapraklarımız da kesinlikle ıslak olmasın. Yaprakları ıslak olursa eğer küflenmeler olacaktır yapraklarımızda. Yaprakları hiçbir şekilde yıkamıyorum. Pazardan aldım, üst üste dizdim. Videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Kavanozlara sıkı olacak şekilde basıyoruz. Eğer sapları çok uzunsa saplarını kesebilirsiniz. Çünkü sararken yapraklarımızda delinmeler veya yırtılmalar olabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için sap kısımlarını kısaltabilirsiniz. Sap kısımlarını mutlaka üzerinde bırakın. Sapları yaprakların uzun süre dayanmasını sağlayacaktır. O yüzden sap kısımları üzerinde kalsın. Yapraklarımız kesinlikle ıslak olmasın. Eğer ıslak olanlar varsa mutlaka silin. Bunlar daha sonra küflenmelere yol açabilir. Üçerli, dörderli olacak şekilde yaprakların kalınlığına, büyüklüğüne göre üçerli, dörderli sarıp hazırlıyorum ve kavanozlara basıyorum. Benim annem yıllardır bu yöntemle hazırlıyor yapraklarını ve 2 yılda kalsa hiçbir bozulma olmuyor. Pişireceğiniz zaman çıkarıp güzelce yıkayıp daha sonrasında haşlayıp sarmalarınızı yapabilirsiniz. Kavanozların hepsini doldurdum, sıkı sıkı bastırdım. Kavanozları kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Mutlaka sıkıca kapatın ve yeni kapak kullanın. Mutlaka yeni olsun kullandığınız kapaklar. Ve bu şekilde ters çevirin. Ters çevirip bekletiyorum. 2 gün sonraki halini sizlere gösteriyorum. Renkleri iyice sararmaya başladı. 1 hafta içinde zaten tamamen sapsarı rengini alıyor. Kapakları kontrol ediyorum. Eğer şişme varsa o kapak hava almış demektir. Uzun süre saklayamazsınız. Hava alan kavanozu yapraklarını ya hemen kullanın ya da dondurucuya atın. Hava almayan, kapakları şişmeyen kavanozları da uzun süre saklayabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler.